Evet, kim demiş? Meksika'da Walmart yok diye. Meksika'da da Walmart var. Niye geldim? Bir deniz şortu aldım, terlik aldım. Çünkü hava yağmurlu olduğu için giremeyebiliriz dedim denize. O yüzden yanımda getirmemiştim. Walmart'a geldik, bakalım Meksika'daki Walmart fiyatlarına kısa kısa. Çok uzun değil, tamam mı? Şimdi Meksika'daki Walmart hemen hemen her şey aynı. Çünkü Walmart bir Amerika markası bildiğiniz gibi. O yüzden düzen, her şey birebir aynı. Sadece etiketler farklı. Bu mesela dolar değil arkadaşlar. Peso, 79 peso. Bir Amerikan doları yaklaşık olarak, şu an için söylüyorum, Ekim 2023'ün sonu. Yani Kasım diyebiliriz. 1 dolar 17 peso. Burası içki reyonu. Dediğim gibi öyle bakmak lazım. Dediğim gibi bütün sistem aynı. Aynı Amerika'da olduğu gibi. Fiyatlara da kısaca bakacağız. Böyle bakalım. Ama burada deneme kabini yok galiba. O yüzden şortu göremeyeceğim. Bakın çok aynı stil. Burada ben et fiyatlarını merak ediyorum. Hemen hızlı hızlı bir et fiyatına bakalım. Tavuk fiyatına bakalım. Fiyatları siz karşılaştırırsınız. Dediğim gibi 1 dolar 17 peso yapıyor. Mesela burada şuradaki et 100 peso. 124 peso. Bu gram bir mi? Kıyma mı bu? 127 peso, 74 peso. Dediğim gibi fiyatlara siz bakarsınız, karşılaştırırsınız. Burada deniz ürünleri var. Filete dediğimiz balık 379 pezoymuş. Balıklar canlı canlı. Hemen hızlı hızlı geçeceğim çünkü bir an önce şuradan istediklerimi alıp çıkmak istiyorum. Çünkü hava birazcık açık, denize gidebiliriz. Güneşlenmek lazım, o kadar beyazım ki. Fiyat da işte bak, şöyle bir meyve suyu 27 peso işte yaklaşık olarak. Hesaplarsınız, şu anda benim matematiğim o kadar iyi değil. Hala yol yorgunuyuz. Bugün de ertesi gün, ikinci günü çünkü. Ama Meksika'da da Walmart var. Hatta Costco'da var. Gider miyiz bilmiyorum Costco'ya ama. Şöyle mesela içki var. Biralar galiba. Modelo 126 pezoymuş altılı. Örnek. İşte burada Raffles ne kadarmış? 48 peso. Araba lastiklerinden tutun da her şey var. Tıpkı ABD'de olduğu gibi. Burada oyuncak reyonları falan var. Şöyle geçelim. İşte dediğim gibi şunları aldım ben. Terlik. Deniz için bir şort. Bir tane de saks aldım. Çorap aldım. Çocuklar için burada bazı şeyler var. Kadınlar için iş çamaşırı. Çocuklar için bazı kıyafet çeşitleri. Tabii burada turiste ağırlıklı. Az önce bir çalışana sordum. Tabii ki İngilizce bilmedikleri için anlaşamadık. Elimle çorabımı gösterdim. Çorap aradığımı söyledim. Bir televizyona bakalım ya. Ne kadarmış? 10 bin peso. Kaç ekran? 65 inçlik. Güzel bir televizyon. 10 bin peso ne kadar yapıyor bilmiyorum. Yani
onu hesaplamak gerekiyor. Philips'in televizyonu 7000 pezo. Telefon kılıfları. Bu Bravia mı? Sony Bravia mı? No, değilmiş. Güzel bir televizyon. Televizyonlar var. Meksika'da da hızlı hızlı televizyonlara bakmış olduk. Bu tarafta ne varmış? Ses sistemleri var. Philips'in televizyonuna baktık zaten. Evet, burada da bilgisayarlar var. Kısa kısa da onlara bakalım. Acele ediyorum. Şöyle Acer'ın bir tane bilgisayarı 10.000 hatta 11.000 pezo. Şöyle geçiyorum ben. Siz videoyu dondurup bakabilirsiniz. Asus'un var işte 12.000 pezo. Ondan sonra burada oyun konsolları için aparatlar var. PlayStation, Xbox gibi. Burada da laptoplar var. HP'nin var mesela. 12.399 pezo. Telefon var mı? Burada tabletler var. Şöyle bakalım. Rebeya gibi. Evet. Elektronik eşyalar da bu şekilde. Hatta şurada kurutma makinesi, çamaşır makinesi var Samsung'un, işte 12.000 pezo. Banyo için bazı eşyalar var. Buzdolabına da bakalım. Şu neymiş? Samsung'un 21.895 pezo. 3 kapalı dedikleri 12.900 pezo. Samsung'un yine 13.000, yok bu 19.000 pezo olmuş mesela. Evet, yani fiyatlar bu şekilde. Tabii ki hepsi dolara göre endekslendiği için, aynı ülkemizde olduğu gibi. Evet, böyle arkadaşlar, hani tek tek gezmeyeyim, belki zamanım olursa gezeriz, bakarız. Zaman bulursam eğer. Evet. Neymiş? 149. Is it tequila? Tequila'ymış. 149 pezo. Meksika kıyafetleriyle. $15. Close to $15 ya. Very simple, just then you say Mexican dress. Tequila bardakları var. 45. Pezo. In Marshalls. Cancun. Burası Walmart'ta böyle hediyelik eşya reyonu gibi bir şey. Havlular var. Bayala del Carmen tişörtü galiba. 195 pezo. I don't know why it's expensive. Look at this. It's 250 pezo. Bakın şurada güvenlik görevlisini görüyor musunuz? Girişte böyle bir güvenlik görevlisi var. Hiçbir şekilde Walmart'ta. Sanki şey, asgari kostüm gibi. İlginç yani.